Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tavuklu tantuni tarifiyle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle 600 gram kadar tavuk göğsünü küçük küçük doğradıktan sonra hafif kızmış olan tavanın içerisine ilave ediyorum. En başta tavaya herhangi bir yağ su ilave etmedim. Tavuklar önce suyunu salacak ondan sonra çekene kadar tavukları bu şekilde pişirmeye başlıyorum. Tantuni için ben tavuk göğsü kullandım. Siz dilerseniz tavuk butu da ilave edebilirsiniz. Hemen tavanın kapağını kapattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi suyunu saldı ve çekti. Hemen içerisine bir çay bardağı dolusu sıcak su ilave ettim. Bu aşamada ocağımın ayarını ateşini kıstım. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirmeye devam ettim. Tamamen suyunu çekip kızarmaya başladıktan sonra hemen içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Eğer tavuk miktarını iki katına çıkaracaksanız bir çay bardağı sıvı yağ eklemeniz yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum. Baharatları farklı, farklı bir şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Ben toz biber kullanmayı tercih ettim. Dilediğiniz baharatları ekleyerek de tavuk tantunizi hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde 1-2 dakika kadar kavurmaya devam ediyorum. Tavukların daha yumuşak olabilmesi için yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum içerisine. Suyu da içerisine ilave ettikten sonra 1-2 dakika kadar daha bu şekilde pişirmeye bıraktım. 1-2 dakika sonra da ocağımın altını kapatıyorum. Ve servis etmesi için tavuk tantunim hazır. Bir önceki videomda tavuk tantuni için hazırlamış olduğum lavaş ekmeklerimi hemen yukarıdaki e, açıklamalar kısmına bırakacağım. Dilerseniz oradan bakarak da videomu izleyebilirsiniz. Hemen sizlere servis etmek için bu şekilde hazırlıyorum. Sebzelerinizi dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. 2 tane domates ve 2 tane kuru soğan kullandım. Kuru soğanları limon ve sumak ve tuzla karıştırdıktan sonra hemen hazırlamış olduğum tavuk tantuni dürümün içerisine ilave ediyorum. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.